Dortmund'dan Almanya'dan bir soru var. Tavizkar olan bir cemaate mensubum. Fakat burada tevhidi tavizsiz bir şekilde anlatabiliyorum. Buna rağmen ben sizin cemaatinize katılmak istiyorum. Fakat anne babam buna karşı çıkıyor. Bu durumda anne babama itaat etmeli miyim? Şimdi insanın ahiretiyle alakalı bir meseledir. Anne babaya itaat elbette ki farzdır ama bazı meselelerde. Anne babaya ihsan elbette ki farzdır. Anne babana iyilik edersin, anne babanın elini ayağını öpersin, anne babanın ihtiyacını karşılarsın. Hasta olursa bakarsın. Ama mesela fıkıhta, her şey fıkha göre olmalı yani, kafamıza göre değil. Kafamıza göre davrandık mı nefsimize uyarız. Fıkıh ne diyorsa doğrusu odur. Fıkıhta mesela bir insana anne babası evlen dese, evlenmek zorunda mıdır? Birçok alime göre değil. İmam Ahmed'e göre evlenmelidir. Anne babasına itaat için. Ancak şu kızla evlen dese mesela, orada itaat etmeli midir? Hayır. Edemez. Yani etmesi gerekmez. Çünkü evlilikten maksat o zaman gerçekleşmez. Evlilikten maksat huzurdur. Mutlu bir yuvadır. Mutlu yuvada çocuklar büyümeli. O zaman bu gerçekleşmez. Mutsuz olur. Her gün kavga gürültü bitmez. Evliliğin maksudu, gayesi gerçekleşmemiş olur. Burada mesela itaat gerekmiyor. Yani anne babaya itaat bazen bazı meselelerde vacip değil yani. Yani farz manasından söylüyorum vacibi. Farz değil. Şimdi bu cemaat meselesi de öyledir. Anne baba mesela diyor ki tavizkar bir cemaate git. Ilımlı bir cemaate git. Aman başına bir şey gelmesin. Aman sizin bu hoca biraz sert konuşuyor. Onunla beraber olma. Allah'ın dediği olur. Yumuşak konuşanların başına neler geliyor? İcabında hakikati söyleyenler Allah koruyor. Hem başına bir şey gelse bile Allah derecesini yükseltmek istemiş olabilir. Günahlarına kefaret olsun diye de olabilir. İradesini güçlendirmek için, cesaretini arttırmak için de olabilir. Allah'ın hikmetleri çoktur. Böyle düşünmeli. Öyle düşünmüyor. Aman diyor şunlarla onunla, şunlarla beraber ol. Neden? Bunlar daha tehlikesiz. Bunların yolu daha az dikenli. Bunların yolu dikensiz, güllük gülistanlı. Bunların yolu biraz dikenli. Bunlarla beraber olma. Şimdi bu durumda insan Allah'a bunun hesabını vereceğini düşünmeli. Ben doğrularla beraber olmalıyım. Kûnû ma'as-sâdikîn. Sadıklarla beraber olun. Hangisi doğruysa istikamet. İstikamet önemli. İstikamette hata varsa orada anne babaya itaat edilmez.